Merkez Bankası faizi artırıyor ama sadece faiz artırarak bu iş olmaz. Genel bir görüş. Siz de aynı görüştesinizdir herhalde. Enflasyon çıktığı yerden kolay düşmez. Sadece enflasyonun düşmesi de bir şey ifade etmez. Anladığım kadarıyla bu hak, hukuk, adalet, demokrasi, özgürlük, yargı bağımsızlığı, evet, kimsenin pek umurunda değil. Eğitim. Birçok, bence bir paket yani hepsi evet, o. Evet, bu konularda kara parayla mücadele. Bugün mesela Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek diyor ki, biz diyor, şöyle söyleyeyim, OECD'de diyor gri listeye girdik diyor. Fakat diyor 40 kriterden 39'unu karşıladık. Önümüzdeki yıl diyor, biz diyor bu listeden diyor çıkacağız diyor. Kimdi bunu? İçişleri... Öyle bir şey olabilir mi kardeşim? Her gün yeni bir tane uyuşturucu çıkmış. Şöyle, onu da şöyle ya, diyor. Yalan söylüyorlar. 4624 dosyayla evet, bağlantılı 14525 kişi hakkında rapor ve bilgi hazırlandı. Kolluk ve istihbarat birimleriyle paylaştık. Kara parayla, mafyayla mücadele ediyoruz. İçişleri Bakanlığımızın en büyük destekçisi Maliye Bakanlığı'dır. Yani biz bu isimler üzerinde takip ediyoruz, çalışıyoruz, dosyaları gönderiyoruz. Dolayısıyla onlara ya destek 40, sağlıyoruz. 40-39 yapmışım. 40 kriterin 39 dokusunu karşıladık. Evet, gelecek sene gri listeden çıkacağız diyor. 40. kriter, yapamadığımız kriter, kripto para düzenlemesi. Evet, oymuş değil mi? Ha, evet, şu kadar basit. Hani bir akşam kanun hakkında kararname çıkıyor ya, kripto para düzenlemesine imza atarsın, hop 40'ta 40 yaparsın. Niye şeyden 6 aydır yapamıyorlar bunu? Çünkü yalan söylüyorlar. Çünkü gerçek değil. Tabii, gerçek çünkü hikaye ya. Kara para aklına. Bundan 2 hafta önce Amerika'nın... Baksanız ayyuka çıkmış zaten. Hazine, Amerikan hazinesinin terörden sorumlu yetkilisi geldi Türkiye'ye. Birebir herkesle görüştü. Türkiye'yi sert bir dille uyardı. Hiçbir yerde de okuyamazsınız. Brian Nelson diye bir adam. Evet, hatta Brian Nelson. Brian Nelson ikinci gelişi bunun. Brian Nelson ikinci gelişi. Ve sürekli aynı şey konu oluyor. Tabii sözünü Rusya ve İran konusunda uyardı Türkiye'yi. Aynen. Özellikle Rusya konusunda uyardı. Şirketlere ceza geldi. Son geldiğinde de Hamas konusunda uyardı. Ve sen hala kripto para düzenlemesi 40'ta 39'unu yaptın. Niye 40'ta 40'ını yapamıyorsun? Kripto para düzenlemesi dünyanın en kolay şey ya. Bir tane imzana bakıyor ya. Yani hiç bu kadar basit. Çünkü gerçekten bir sürü şirketinde ona uymayan şirketler direkt ayıklanır zaten. Bir sürü şirkette yurt dışında çalıştığı için onu, o kriterlere uymak zorunda. Türkiye tabii, kara paradan tabii, vazgeçemez. Bence de öyle. Çünkü Türkiye geçen sene nasıl seçime kadar ayakta durdu? Rus parasıyla ayakta durdu. Rusya'dan böyle bavul bavul paralar geldi. O bavul bavul paralar kapalı çarşıya gitti. Merkez Bankası o bavul bavul paraları kapalı çarşıdan bizzat satın aldı. Hala bavullar götürdü. Dolaşıyor. Ya 90'lı yıllarda Lale'de hatırlamıyor musun? Bavul ticaretleri vardı. Lale 90'lı evet. Yıllarda bile. Aynı şey sürüyor tekrar tekrar. Bavul ticareti. Yani bavul yani parası. O bavullar bavul kimin bavulu Rusya'dan gelenler? Yani sen varlık barışı yaptığın sürece ya bu kara para içinde bir Türkiye ekonomisinin bir kısmı kayıtsız. Hem de yüksek bir kısmı. Sen bunu kayıt altına alırsan öyle bir alışılmış ki şirketlerin yarısı batar. Yani herkes vergisini %100 ödeyecek. Herkes bir anda her şeyi kayıt altına alacak. Yok böyle iş dönmez Türkiye. Avustralya'da kırmızı bülten aranan buradan çıkıyor. Çıkardı. Rusya'da aranan buradan çıkıyor. Cennet. Söyleyeceğim şimdi ben acayip acayip. Hocam çalıştı var. Hocam buyurun ben, isim isim verin. Yok yok şimdi şey çok önemli esasında söylediği soruyu. Mesela biz mesela burada daha önceki programda mesela ben dedim ya naçizane. Yani Türkiye'de öyle bir ülke var mı? Aynı anda faiz artıyor. Faiz artarken döviz de artıyor. Döviz artarken aynı anda enflasyon da artıyor. Değil mi? Enflasyon, işsizlik de artıyor. Dördü birden aynı anda artar mı ya? Büyüme de artıyor. Büyüme de artıyor. Mesela biz bunu söylüyoruz. Tabii mesela belki herhalde çok fazla ulaşamıyoruz. Nedir? Böyle çok şey yapmıyor. Ama mesela Mahfiye İlmez de öyle söyledi. Doğru bir şey söyledi. Bizim daha önce söylediğimiz, açık söylüyorum daha önce söylediğimiz. Sadece faiz artıracaksanız %130'a gider oluyor. Daha doğru bir örnek verdi. Mesela şimdi dese ki devlet, biz vicdanen rahatsızız ya. Evvela TÜİK, MÜİK 65 çıkartıyoruz. Yazık. Hayat dışarıda çok pahalı. Biz ENA alalım. Yazık bu insanlara. Milyonlarca kişi asgari ücretle çalışıyor diye. ENA alıyorum dedi. %126. Peki ne yapacağız şimdi? Reel negatif faizden kurtulma, pozitif faiz verelim de %135 faiz mi olacak Türkiye? Böyle bir şey olursa Türkiye ne olur ya? Kim kalır ayakta? Biter, batar. Şimdi bu da olmayacağına göre... O zaman arada bir şeyler yapmamız lazım. Söyledi. Hemen tamamlayacağım. Estağfurullah. Arada söylediği doğru. Bir tanesi kardeşim senin hala bak mesela ya ikinci kez insan hakları hak ihlali var diyor Anayasa Mahkemesi. Ve bunu bakalım İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi uymuyorsa yani senin Anayasa Mahkemesi'ne Yargıtay devam ediyorsa tamam mı? Senin eğitim sisteminde sen eğitimsiz işleri boşu projeler altında bir takım imamları getirip matematiği seçmeli ders yapıp din dersini mecburi ders yapıyorsan bu ülkedeki laiklik sistemini kökünden kazımaya yelteniyorsan
senin çocukların artık üniversite sınavlarına biraz önce konuşulduğu gibi eksi puanlarla fakülteleri almak durumunda kalıyorsan, üniversitelerde ARGE çalışması olmuyorsa, kendi üniversitemi tenzih ederim, bir kampüs üniversitesidir açık söylüyorum, ama o apartman üniversitelerinde çok iyi yurt dışında bilimsel bir toplantıya gideceğim efendim diye dilekçe verdiğinde param varsa gidersin değilse, üniversite öyle diyorsa, senin akademisyenini, doçentini, profesörünü yurt dışındaki bilimsel toplantıya bile yollayacak parayı bulamıyorsa ya da var da yollamıyorsa, sen bunu ARGE yaptıramıyorsan, fen liselerinin içini boşaltıyorsan, Anadolu liselerinin içini boşaltıyorsan, teknik liselere ağırlık vermiyorsan, sana geçmiş olsun. Yapamazsın. Yapamazsın. Yani Türkiye niye bu önemli? Eğitim olacak ki. Sen yüksek teknolojiye geçeceksin. Hocam şimdi arkadaşlarımızla...